أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء حبالة الشيطان صدق رسول الله فيما قال أو كما قال وكمش أولدوهمز آيتي كلمة ده عز وجل شيطان sizin diye buyuruyor. Biz önce şeytanın kim olduğunu, insanı nasıl kandırır, insanı hangi dereceye getirir bunu iyice bilmeliyiz. Ta ki Adem babamız yaratılmadan önce yüzlerce sene Allah'a ibadet eden ve kulluğunda çok iyi bir şekilde yapan Adem babamız yaratıldıktan sonra da Adem'e secde et dendiğinde isyan edip Allah'ın tek emrini terk edip cennetten kovulandır şeytan ve Adem babamızın da cennetten atılmasına sebep olandır. Hiçbir zaman şeytan bir insanı bir kere kandırıp iki kere kandırıp bırakmaz. Ondan sonra biraz daha kandırıp bırakmaz. En kötüye götürene kadar kandırır. Ayet-i ne diye buyuruyor Rabbimiz Subhanehu ve Teala? yedu'u hizbehu yekunu min ashabis sa'ir. Şeytan kendisine tabi olanları cehennem ashabından olsunlar diye davet eder, çağırır yani cehenneme girene kadar uğraşır şeytan. Mesela dışarıdaki birisine anne babana isyan ol deyip bırakmaz. Birisine sigaraya başlattırıp sadece bununla bırakmaz şeytan. Veya kursta okuyan bir talebeye derslerini aksat, kurstan çık. Kurstan çıktıktan sonra bu bitmiyor. Sadece bununla bırakmaz şeytan. Dışarıdaki birisini yavaş yavaş namazı bıraktırır. Namazı çok kolay bıraktırır kurstakiye göre. Sonra anne babasına isyan olur. Sonra günün hepsini boş geçirir. Ya dışarıda bozulur ya da evde telefonla bozulur. Sonuçta şeytan en kötüye, cehenneme girene kadar, Allah asi bir kul olana kadar kandırır. Kurstaki bir talebeye direkt git namazı bırak. Kurstan çık demez. Yavaş yavaş derslerini aksat, derslerini düzgün yapma, namazlarını aksat, sünnetleri tam kılma, namazlarını güzel kılma diye kandırır. Dışarıda namazı bırakmak daha kolay. Kurstan namazı bırakmak Günün hepsini boş geçirmek diye bir şey var mı? Yok. Vaktimizin çoğu dolu geçiyor. Ve beş vakit namazı da tam kılıyoruz ve beraber kılıyoruz. Bunun haricinde teheccüddür, işah namazı, evvabi namazı bunları da kılıyoruz. Kursta bunları bırakmak diye bir şey olmadığı için şeytan ne yapar? Ta ki dışarıya çıkartana kadar dışarıya atana kadar kurstan uğraşır durur. Sonra talebenin dışarıdan çıkması gelir. Kurstan çıkar. Sonra eve gider. Anne babasına isyan olur. Bozulur. Şeytanın dostu olur. Ayet gemiye ters bir şekilde. Fettahi zuhu diye buyuruyor Rabbimiz ve Şeytanı düşman edinin diyor. Şeytanı dost edinin demiyor. Dışarı çıktı. Dışarıda sigara başlatır bırakmaz. Vaktin hepsini boş geçirtir bırakmaz. Veya git bir kızla buluş demez direkt şeytan. Ne yapar? Önce telefondan biraz biraz yazışır. Sonra konuşmaya başlar. Sonra dışarı gider o kızla buluşmaya başlar. Sonra sevgili olur yoldan çıkar. Ne diyor Peygamberimiz Hazreti Şerif'inde ne buyuruyor? En nisa ve şeytan. Kadın şeytanın ipidir diyor. Şeytanın tuzağıdır kadın. Yani erkeği kadın vasıtasıyla Allah'a asi bir kul yapar. Yani kadından da çok sakınmak gerekiyor. Yani bilmemiz gereken şu ki şeytan hiçbir zaman bir kere kandırıp iki kere kandırıp bırakmaz. Kandırır, kandırır aynı şekilde. Sonra daha kötü kandırır. Allah'a isyan bir kul yapar. Rabbimiz Subhanehu ve Teala bizleri imanı sağlam kullardan eylesin, şeytanı dost edinmekten muhafaza eylesin.